صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من امزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم

Dedik dua edin bana Allah efendim sağlığımı, sıhhatimi yerine getirsin de elhamdülillah ayakta kıldırmaya muvaffak ediyor elhamdülillah. Ayakta durmak kolay iş değil. Tabi bir e, teraviden çıkıyorum bakıyorum şeker 400. E, teraviden çıkıyorum bakıyorum tansiyon küçük tansiyon düşüyor, dörde düşüyor, beşe düşüyor. Beyne kan gitmiyor artık. Öyle oluyor ki teraviden önce ayaklarımı kaldırıyorum tavana. Kafaya kan gitsin. Bu işler böyle. Bu işler efendim çok kolay değil. Ah gençlik diyeceksin. Sağlık sıhhati yerinde olanlar. Genç olanlar. Bu vakitlerinin kıymetini bilsinler. Ya biz tabii bir e, çok gençken hasta olduk. Bu hastalıklar da tabi çok uzun sürdü. 25 seneye yaklaştı. Böylece tahribatları çok oldu. Çünkü ben beyin damarımda da stent var. Zaten tıkalıydı. Ama elhamdülillah, Rabbime ne kadar hamd edeyim ki bizlere Hatimle teravih kılmayı nasip ediyor. Bu kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil. Bir de ben çok hızlı da okuyamıyorum. Bazıları gibi pat kütte okuyamıyorum, kıldıramıyorum. Onun için yavaş okumak zorunda kalıyorum. Çünkü tertil üzere, sünnet üzere okumak e, nasip oluyor elhamdülillah. İstesem de daha hızlısını okuyamıyorum. Şimdi arkadaş vardı misafir Kazan'dan, Rusya Kazan'dan gelmişti. Misafir, ben de dedim ona ki baştan yanlış pazarlık edelim diye. Dedim biz hatimle kılıyoruz yani, baştan söylemek lazımdır. Çünkü <laughs> yandım Allah diye bağırıp çıkmazsınız sonra. <laughs> o maşallah dedi ki, bizim orada da dedi hatimle kılınıyor hep. Aa maşallah dedim ya. Bizim bu memlekette millet çok tembel dedim. Yok dedi bizde öyle kılıyorlar. Hem de dedi 300 okuyorlar gecede. Yahu dedim biz ilk gece yaptık bir iki buçuk cüz okuduk. Darbu mesel olduk. Herkes bizi konuşuyor. Ne var bunda ya? Bu çok normal bir şey. Ya normal bir şey. Sanki yedim imamı vardı. Lakur Mehmet Efendi Allah rahmet etsin. Şurada sanki yedim camisi var. Öyle derdi. Sanki yedimin sanki imamı derdi kendisine. Öyle hafızı kurraydı. Kadir gecesine kadar bir hatim yapıyordu. Kadir gecesine sonra üç gecede bir hatim daha yapıyordu. Yani gecesine ne düşer? On cüz. Şimdi okuduğumuz bir cüz. Bunu onla çarp. Ya şurada sanki yedim de. Ondan sonra bir kere dedi ki cemaat-i müslümin dedi bu sene dedi tek hatim yapalım dedi. Yani her gün bir cüz. Kadir gecesinden sonra üç günde bir hatim yapmayalım dedi. Cemaat dedikodu etti. Bu cemaat çok dedikoducudur. Hemen çıkar çıkmaz bir laf uydurur. Dediler ki hocanın hafızlığı zayıfladı herhalde. Vay dedi bu da bunu duydu. Var mı dedi. Bir gecede dedi Hatem. Dayana falan gelsin dedi. Ama hakikaten dökülen dökülen limon küplerini, limonataları koydular. Sahura zor çıktılar ama öyle hafız idi mübarek adam. Öyle tak tak. Hiç. Dökülüyor bile. Uyuyor adam. Küt düşüyor. Hocaya bir şey oldu yok. Hoca devam ediyor. Böyle hafızlar geldi geçti. Yine de var. Tabii çok kuvvetli hafızlar var. Ben çok kuvvetli hafız değilim. Ama dualarınız bereketiyle inşallah ben çok şey atlattım. Arıza çok var başımda. Onun için idare ediyoruz birbirini. Körler sağırlar, birbirini ağırlar. Bana göre de cemaat geliyor işte. <laughs> Efendim, Allah Teala bütün mesele nedir? Kabul olmasıdır, İhlastır. Evet Rabbim kabul etsin. Bu az bir şey değil. Çünkü çok sevap var, çok mükafat var. E bu mükafatta mesela Şimdi e, meşhur bir hadis-i şerif Bukhari Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace'de e, geçiyor. Fakat bunun İmam Ahmet yani Ahmed Muhammed'de bir ilavesi var. O ilaveden sebep konu ediyorum. Bakın. Ebu Hureyre Teala rivayet etti hadis-i şerifte. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor. "Men ka meramazana kim Ramazanda kıyam yaparsa. Kıyam ne demek?" ayakta durursa. Ne demek ayakta durursa? Şimdi sokakta üç saat ayakta dursa kıyam olur mu? <laughs> Namazda ayakta duracak. Peki bu şimdi 15 dakikada biten teravide kıyam olur mu? Ayakta duramıyor ki zaten. Durmadan iniyor. <laughs> Ondan sonra. yani namaz dediğin biraz ayakta duracaksın biraz <laughs> ayakların uyuşacak yani. Allah'ın huzurunda bir dikileceksin yani. Kıyam demek yani bir saat, bir buçuk saat Allah'ın huzurunda insan duramadıktan sonra nasıl olacak? Peki şart ne? İmanen tabii ki geçen derslerde söyledik. Evvela ehli sünnete göre imanı olacak. Elhamdülillah imanımız var değil mi? Var. Var ama memleket karışık yani. Sahur programları, iftar programları her tarafa biri çıkıyor. Ne kadar cahil varsa televizyona dolmuş. E, kimisi de profesör unvanı var. Hiçbir şey bilmiyor. Yanlış yanlış fetva alabilir. Milleti karıştırıyorlar, kalıyorlar. Bakıyorum, yani ehli sünnetten çıkan da var, dinden imandan çıkan da var. <laughs> Profesörlerden. Bir kısmı ehli sünnetten çıkmış, bir kısmı dinden imandan çıkmış. Bir tane var ateşle oynayan, o çıkmış diyor ki, kilise, cami, havra hepsi eşittir. Yani mesela bu dinden çıkmış. Buna şimdi Müslüman nasıl diyecekse. Bu dinden çıkmış. E kimisi hadisler uydurmadır diyor. Hadi o yani gavur demiyoruz ama gavura yakın bir durumda o da. Gavura bayağı yaklaşmış. Çıktı, çıkacak. Efendim kabir azabı yoktur diyen sen ne diyorsun adam? Az daha. Cennet cehennem yok diyecek az daha ya. Böyle bir acayip karmaşa var. Sakının kendinizi kollayın. Kendinizi koruyun. Bunların çoğunun efendim programı dinlenmez. Birkaç tane dinlenecek adam yok mu? Var. E var ama hangisidir? Ben ne bileyim? Hangi programda kim çıkıyor? İmsakiye gibi size liste mi yapacağım kanalları? O zaman ne olacak? Hepsinden kaçın. Çünkü neden? Bir tane zehirlenme tehlikesi bile olsa siz de bir rahat durmazsınız ki elinizde kumanda zıp 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 bir yerde durmuyorsun. Aa bura reklama geçti. Bir de öbürüne atlayayım. Bir oraya geçiyorsun. Bir de bakın orada çattı bir sapık şimdi. Soktu sana bir zehir. Nasıl temizleneceksin? İnkar ediyor adamlar. İnkar. Yok şu yok, bu yok, şu yok, bu yok. Böyle bir acayip durum. O evvela iman. Ehli sünnete göre itikadı düzgün olacak. Kur'an'a inanacak şeriat. Yahu ilahiyatta profesör adam. Diyor ki şeriatta çok yanlış şeyler var. Kulağımla duydum ya. Çok yanlış şeyler var diyor şeriatta. Allah Allah. Ya Şeriat Allah'ın dini demek ya. E sen o zaman, ben Müslüman değilim de kurtul. Yok, milletik gavur edecek. Kendi zaten olmuş. Kaç kişiyi gavur edebilirim diye armut toplamaya çıkmışlar ya. İftar sahurda. Çok tehlike var. Çoluğunuz, çocuğunuz, karınız, kurunuz Allah'a emanet olun. Yani öyle korkuyorum ki sizin hakkınızda sizin adınıza halkımızın adına o kadar üzgünüm ve korku içerisindeyim. Çünkü en ufak bir şeyden ya doğru söylüyor adam dersiniz raydan çıkarsınız. E, kim zapt edecek sizi? Kim koruyacak sizi? Onun için bırakın bu işleri. Yani hakikaten tehlikeli bu işler. Bunları dinlemek. Ehli sünnet alimlerin kitaplarını alacaksın, sohbetlerine gideceksin. Böyle e bu kadar meseleler yazılmış edilmiş efendim. Yoksa ne oruç fayda eder, ne teravih fayda eder Allah muhafaza etsin. Bak iman olacak evvela, ihtisaben ikinci ihlas olacak. İhlas ne demek? Yaptığını Allah için yapacak. Teravihini için kılacak. Allah için kılacak. Görsünler, desinler, beğensinler diye kılmayacak. Birbirine hava atmak için kılmayacak efendim. Bu şartla teravih kılanın Gufira ma taqaddem Şimdi geçmiş bütün günahları affolur. Bu geçmiş bütün günahları af olur. İlk gece okudum. Ama Ahmed İbn Hanbel'in rivayet ettiği hadisinde ilavesi ne diyor? Ve ma gelecek günahları da affolur. olur. Burası çok büyük bir şeydir. Bir saat, iki saat ayakta durmak bunun için hiç biledir. Gelecek günahları da affolur. olur. Ne demek? Yapacağı günahlar peşinen affolmuş olarak meydana geliyor ve gelecek e, günahlardan korunmak nasip oluyor. Ve ölmeden evvel günahlarından tevbe etmek nasip oluyor. Yani bu garantiler var, bu müjdeler var, bu güvenceler var. Bu onun için çok büyük bir iştir bu teravih meselesi yani. Gelecek günahların af olması bulunacak bir şey değil. Onun için inşallah sabredelim, tahammül edelim. Efendim hem de zevk alalım. Lezzet alalım. Abdurrahman radıyallahu anh rivayetleri hadiste i̇bn hazretleri ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem şehrun keteballahu aleykum sıyame ve senentü lekum kıyame bir ay ki mübarek ay Allah orucunu size farz etti ben de teravihini nisse sünnet ettim femen sâme ve kâme imanen ve ihtizâben orucunu tutarsa teravihini kılarsa haraca min zünubi ke anasının doğurduğu gündeki gibi günahlarından çıkar. Onca bu teravih de orucu tamamlayan bir cüzdür. Böylece günahların mağfiretine vesile olacağı vadedilmiştir. edilmiştir. Evet. Tabi teravihe gelen adam aynı zamanda ne yapmış oluyor? Yatsı namazını da cemaatle kılmış oluyor. Teravihe gelmeyen adam yatsıyı da cemaatle kılıp kılmadığı belli değil. Evde kılıyor. Cemaatsiz kılıyor ya da kılmıyor. Bunun tabi orucu ne oluyor? Sakat alıyor. Çünkü namazdan ayrıldığı zaman oruç, hele ki farz namazdan, teravih farz değil. Farz namazdan ayrı kalan bir orucun kendi başına ayakta durması mümkün değildir. Çünkü namaz dinin direği ise direksiz çadır yıkılacağı gibi namazsız oruç da dikine durmaz. Yani hiçbir amelin ahirette Allah'ın huzuruna layık olmaz. Namaz yok ise. Hz. Ali radıyallahu anh hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men sallel ateme yani fil cemaat. Yatsıyı cemaatle kılan. Kulle leyle fi şehr ramazan. Ramazan ayında her gece. Ramazan ayında her gece şimdi teraviye gelen mutlaka yatsıyı ne yapmış oluyor? Cemaatle kılmış oluyor. Hatta yenselika Ramazan ayı çıkıncaya kadar böyle devam eden fakat o kişi Ramazan'ın kıyamını yerine getirmiş olur. E peki kıyamını sırf yatsıyı cemaatle kılana bile ne diyor? Böyle müjde var. Ya bir de teravih kılarsa evet. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerremellahu cehu buyuruyor. Bu teravih namazları yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında birkaç kere cemaatle kılındı. Biliyorsunuz Kainatın Efendisi farz olur korkusundan dolayı çok güzel bir hava oldu, feyiz, bereket oldu. E, cemaat toplandıysa da mescit dar geldi. Fakat Kainatın Efendisi çıkmadı, evinde kıldı kendisi. E tabi bunun sebebi de sorulduğunda beyan olundu ki e, farz olur korktum, farz olunca da e, zor olabilir. Yaşlısı var, hastası var, kılamayanı var. Onun için herkes böyle devam etsin, kendi kılsın buyurdu. E, çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında farz olabiliyor. Bir şey aniden farz olabilir değil mi? Ama Efendimiz vefat edince sallallahu aleyhi ve sellem daha farz olur mu bir şey? Olmaz. Çünkü din tamamlandı. Yeni bir farz gelmez. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz ne yaptı? Ebu Bekri Sıddık zamanında da devam etti evlerde herkes. Kendi başına yaslı cemaatle kılıyorlardı. Herkes kendi kılıyordu camide evinde. Hazreti Ömer Efendimiz gelince ne yaptı? Radıyallahu anh dedi ki toplanalım kılalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu cemaatle kıldırdı mı? Kıldırdı. E sebebi neydi? Farz olur. E şimdi farz olmaz ki daha. Madem o şey, şey kalktı düşünce şimdi toplanalım. Hazreti Ali Efendimiz de e, buyuruyor ki Ömer İbni'l-Hattab radıyallahu anh teravih diyor benden işittiği bir hadisten aldı. Çünkü ilimde zirve Hazreti Ali Efendimizdir. E, Hazreti Ömer Efendimiz onun ilmine çok saygı gösterirdi ve müracaat ederdi. Dediler ki ya miro'l müminin bu hadis hangi hadistir? Dedi ki ben Resulullah'tan işittim ki sallallahu te ala aleyhi ve sellem. İnnel lillahi teala havle'l arşi mevdan yesm'a hazire'te'l kud Arşın etrafında Allah'a ait bir makam var. Tabi Allah Teala mekanda mı Kendine Kendisi oraya hülül etmez. Oranın adı nedir? Haziratül Kudüs. Mukaddes bir mahal demektir. Efendim, Hazire işte mesela bir caminin e, avlusuna, bahçesine ne deniyorlar? Hazire. Değil mi? Mesela kabirler var ya camilerin etrafında Osmanlı zamanından kalma mezarlar var hep. Onlar ne diyorlar? Hazirede yatıyor diyorlar değil mi? Caminin haziresinde. Hazire öyle avlu gibi yani etrafı demektir. Bu kutsal avlu. Arşın etrafındaki bu makamın adı neymiş? Kutsal avlu. Bu ve ve nur bu makam nurdandır. Nurdandır deyince tabi efendim biz nur deyince ışık işte misal olarak güzel nur ışık demek değil ama ışık onu sembolize ediyor işte yani ışıktan anlayın. Fi <laughs> emelakecun orada o kadar melekler var ki la yuhsi adeduhum illa Allahu ancak kim bilir? Allahu Teala bilir. Kimse onun hesabını da tutmamış. Yabudun Allah azze ve Celle ibadeten la yafturuna Bu melekler ne yapıyorlar? Ne rahatlar, işleri güçleri yok, yemek dertleri yok, susamak yok, acıkmak yok, erkeklik dişilik yok, e, cinsellik düşünmek yok, efendim işleri güçlerine ibadet. Ne gibi bizim nefes alıp vermemiz gibi. Nasıl ki bizden biri efendim hiç yorulmadan nefes alıyorsa, ha tabii bazılara boronşit olur, nefesini zor alır, ondan bahsetmiyorum. Sağlıklı normal insanlar için nefes almak ne kadar kolaysa. Hatta insan nefes alıp verdiğinin farkında bile değildir. Çünkü uyurken bile ne yapıyor? Nefes alıp veriyor. O onun uykusuna mani olmuyor. Eğer çaba gösterseydi uykusunda sıkıntı verirdi. Nefes böyle kolay bir şey. İşte bizim nefes almamız neyse meleklerin ibadeti de onlara öyle geliyor. Feydakane Leyali Şehr-i Ramazan. Ramazan ayının geceleri olduğu zaman bu mübarek gecelerde istedenu rabbum en yenzilu ila Mevla'dan izin istiyorlar. Haziratül Kuds'te bulunan o melekler. Ya Rabbi bize müsaade buyur. Yeryüzüne ineceğiz. Fe yusallune ma'a beni Adem'e Adem oğullarıyla birlikte teravih kılacağız. Fe yenzilune kulle il arda Her gece bu mübarek gecelerin her birinde sadece Kadir gecesi değil Kadir gecesi zaten melek kalmıyor. Hepsi ruhta beraber, kerubiyun da beraber en kutsal melekler, efendim hiç başka gece ortaya çıkmayan melekler, sadece Kadir gecesinde inen melekler var. O ayrı bir şey. Rabbim kavuştursun inşallah. Evet ama önümüzde Kadir gecesi olma ihtimali olan tabi ihtimali olan çok gece var ama kuvvetle ihtimali olan mesela Kadir 27'den evvel İki gece var. Bu iki gece 27'den evvel sizin hiçbirinizin bundan gafil olmasını istemem. Çünkü büyük kar olur kaçırmayın. Bu işler belli olmaz çünkü İmam-ı Azam Efendimiz'e göre Kadir Gecesi gezer. E, ee, senenin gecelerinde de gezer ama en kuvvetli görüş Ramazan'ın gecelerinde gezmesidir. Ee, şimdi önümüzde ne var? 17. gece var. 17. gece çok önemlidir. Eee 17. gün çarşambaya geliyor. Bu önümüzdeki çarşamba mı? He? Bu önümüzdeki çarşamba 17. gün. Kur'an'da o gün geçiyor. Ne buyuruyor Allah Teala? Yevmel Furkani yevmel tekal cem'ani. Müslümanların ordusuyla kafirlerin Ebu Cehil'lerin ordusunun karşı karşıya Bedir'de buluştuğu o gün Ramazan'ın 17'siydi. Ve Cuma gününe denk gelmişti o zaman. Şimdi nereye geliyor bu sene? Çarşambaya geliyor. Ama mühim olan hangi güne denk geldiği değildir. Ay hesabıdır. Yani Ramazan'ın 17'si muteberdir. Ne gibi? Ramazan'ın 27'si hangi geceye gelirse gelsin. Onun gibi. Burada da 17 muteberdir. 17. gece Kadir gecesi olduğuna dair bazı sahabe yemin ediyordu. Bak bu kadar... Kuvvetli rivayetler vardır 17. gece. Onun için salı gecesi sohbet yapacağız inşallah. Bedir'i kutlayacağız. Gavurların gebermesini kutlayacağız. Müslümanların zaferini kutlayacağız. Zafer davulu hala Bedir'de çalıyor mu? He? Orada Bedir kitabında resmini bile koyduk. Orada dağ var. Değil mi? O mübarek dağdan hala melekler zafer davulunu çalıyorlar hala kulağı olanlar duyuyorlar. Bazı halka da duyuruyor Allah Bedir'de. İşte 17. gece Furkan gecesi sabahında ne oldu? Allah hakkı batıldan ayırdı. İslam bu zafer oldu. Küfrün kökü orada koptu. Ondan sonra dini mübin -i İslam rahata kavuştu. Bedir gecesi, Furkan gecesi, Bedir günü, çarşamba günü de Furkan günü. Kur'an-ı Azim şu geçiyor. O gece çok önemlidir. İnşallah o mübarek insanlar canlarını verdiler, kanlarını verdiler. Ramazan günü o sıcakta, Bedir'de, çölün ortasında, değil mi? Ağaçlık yok, bir şey yok. Allah için bu İslam, bu din bize gelsin için o gayreti gösterdiler. Ne buyurdu kainatın efendisi? Sallallahu teala. Vallahi bir insan İslam içinde doğsa Müslüman bir aile içerisinde ilim ehlinin arasında doğsa. 40 sene ömür sürse ve bu ömür zarfında sırf fıkıhla yaşasa. Fıkıhla yaşasa ne demek? Mekruh bile yapmıyor. Haramı bırak, hep fıkıh üzere. Helallar işliyor. Efendim ibadetler işliyor. Haramdan, mekruhtan uzak duruyor. Devamlı ilimle uğraşıyor, fıkıhla uğraşıyor. Yani Allah'ın dininin hükümlerinden zerre kadar sapma yapmıyor. 40 sene bu şekilde çalışsa sizin Bedir ehline söylediği sizin birinizin tek bu gecesine kavuşamaz. İşte 17. gece öyle bir gece o gecede kazandılar. Bedir ehli kazandılar. Ee, biz de inşallah e, hem onların isimleriyle yazdığımız o kitaptan derlediğimiz kitaptan Onların isimleriyle efendim tevessülde bulunacağız. Onları aracı yapacağız. Onların hürmetine Allah Teala'dan dileklerde bulunacağız. Orada bulunan yani o duasında bulunan muradına erer. Çünkü onların ismi anılıp da onların yardım etmedikleri kimse yok. Mutlaka gelirler. Hepimize teveccüh edenler, tevessül edenlere himmet ederler. Yani o geceyi aman kaybetmeyelim. Çünkü onların çok büyük hatırı kıymeti var Allah indinde. Bu din bize geldi. Onların çok emeği var. Bizim üzerimizde biz ücret ödemedik onlara. Hiçbir para bol istemediler bizden. O zaman bir dua ile efendim onları yad edelim inşallah. O Bedir gecesini unutmayalım, unutturmayalım. Bir 17. gece. Ondan sonra da tabii önümüzde 10 e, geceler geliyor. Son 10 gece zaten önümüzde. Orada da en kuvvetli gece olarak 27'den sonra konuşuyoruz. 27'den sonrakilerden bahsediyoruz. 21. gece. 21. gece hadis-i şerifle de sabittir. Sabahında ben buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesinin sabahında anlamı çamurlu gördüm. Ha bu ne zaman takip etti? Sahabe-i kiram bunu takip etti. O 21. gece yağmur yağdı. O zaman da mescit kumdandı. Halı hasır yoktu. Kâinatın efendisi yağmur yağınca ıslak oldu kumlar. Sabah namazda da secde edince kuma ne oldu mübarek anlına? Kum geldi. O zaman ne anladı sahabe? Kadir gecesi hangi gecedir dedi? Sabahında anlımı bulaşmış gördüm. Oradan 21 olduğunu tespit ettiler. İmam Şafiiye göre kuvvetli görüş 21'dir. Fakat bu e, önemli olan burada Evliyaullah'tan büyüklerden bir zat diyor ki Şiratül İslam'da şerhinde ben diyor buluğa erdiğimden beri 40 senedir Kadir Gecesi'ni kaçırmadım. Yalnız Kadir Gecesi gezer. Gezdiği için Ramazan'ın başından onu ben takip ettim ve hesabı tuttum. Eğer Ramazan efendim pazartesiyle girerse bu sene neyle girdi? Hah. Eğer Ramazan pazartesiyle girerse hep takip ettim. Hangi geceye Kadir gecesi oluyor? 21. gece. Bunu da size söylüyorum ki birkaç gece bari yani uyanık olalım da parsayı toplayalım yani. Çünkü ömrümüz az, ecrimiz büyük olsun inşallah. Ömrümüz az derken az olsun demedik. Ömrümüz az, virgül. Ömrümüz az. Yani ne olsa olsun az. Yüz de olsa 1000 sene yaşayana göre bizim ömrümüzün ne kıymeti var? Ömrümüz az. Eski ümmetleri yazıyoruz tefsirde ne diyor? E, 1200 sene, e, 1300 sene yaşıyor. Buluğa kaç yaşında eriyormuş? 120 yaşında. 120 yaşına kadar erkek olmuyor adam. E çünkü nedir bunun ortalaması? Şimdi 100-120 sene yaşayan adam kaç yaşında buluğa eriyor? 12. Ortalamayı 12 baz alsan, orada da 1200 sene yaşarsa tabii adam buluğa kaç yaşında erecek? 120 yaşında hala çocuk. Adamlar öyle yaşamışlar. Şimdi bizim hükmümüz yok. Biz çok az bir ömürle geldik ama çok uzun emellerimiz var. Hesabımız, kuruntumuz çok fazla. Evet. Şimdi madem böyle Allah bize ne verdi? Bu mübarek geceleri verdi. Niye? Az ömürde çok kazanalım diye. İnşallah bu sene Kadir Gecesi'nin hayrından mahrum olmayacağız. E zaten teraviye devam eden, hatme devam eden, akşama yasıya cemaata devam eden adamın kaçırma şansı da pek yok. Yani illaki kazanır. Ama kazanmaktan kazanmaya fark vardır. Bir de insanın Allah ile kendi arasındaki manevi halleri vardır. Cemaatin dışında münferit olaraktan hani bir gözyaşı dökebiliyor mu? Bir tüyleri diken diken olabiliyor mu? Bir ürperti hali gelebiliyor mu? O kabul saatine denk gelebiliyor mu? Veya meleklerin musafahasına mazhar olabiliyor mu? Bir melek onunla musafa ettiğini fark edebiliyor mu acaba? Bunlar ayrı şeyler. Bunları Allah bize nasip eder inşallah. Önümüzde çok kıymetli mevsim var. Gevşemeyelim. Esas bundan sonra sıkıştıralım işi. Mübarek geceler daha mübarekleri bundan sonra. En mübarek geceler hangisi? Son on gece. Onun da tek geceleri. Bayram gecesi bile en faziletli gecelerden. Ki Ramazan bittiği halde. Ki iki bayram gecesi İslam'da ne kadar mübarek olduğuna bu kadar hadis-i şerif rivayet ediyorum size. Onun için önümüzde bir mevsim var, gevşemeye tahammülü yok. Yani kaçıran bir gece gitmeyeyim, iki gece gelmeyeyim diyen adam arada çok büyük bir şeyler kaçırabilir. Allah Teala zayi olmaktan muhafaza etsin. Şimdi o Haziraül Kudüs'teki melekler ne yapıyorlar her gece? teravih namazı kılanlara eşlik etmek üzere onlarla beraber namaz kılmak üzere iniyorlar fe kullu men messehum ev messuhu sa'ide la yeşqa ba'deha ebeda işte bu şimdi o melekler safların arasına giriyorlar biz şimdi burada safa durduk bizimle beraber melekler de var mı? var ama sağımızdaki solumuzdaki yazıcı meleklerin haricinde onlar zaten var onlar görevli bunlar özel namaz için geliyorlar Haziratül Kudüs'ten arştan iniyorlar şimdi namaz bitti da gidiyorlar onların gelmesi gitmesi ne kadar dakika an dakikayı da bırak an mesele şimdi uğraşıyorlar deney yapacaklarmış da birini böyle göndermişler atomun mu ne birini böyle göndermişler 10 senede çıkarmış. Neticesi. 10 senede çıkar. Ne çıkacak o da belli değil. Bir şey çıkacağı yok. E, Daha fare doğuracak. Ondan sonra neye? Big Bang'ı bulacaklar da patlamayla mı olmuş, çatlamayla mı olmuş? Yahu Kur'an söylüyor. Gökler yerler yapışı biz onları ayırdık. Bir patlama söz konusu olabilir. Bir ayrışım olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Allah Teala ne istiyor onlardan? Hiç o tarakta bezleri yok. Biz Dünya nasıl başlamış onu bulacağız. Ulan sen bulana kadar bitti zaten. Bitti zaten. Geldi ecel geldi, ölüm geldi. Her gün musalladan gidiyor adam. Senin on sene sonraki deneyini hiç duyamayacak ki zaten. Boşuna. Bunu bulursan ne yapacaksın? Dünyanın ömrünü mü uzatacaksın? He? Bu hastalığa, ilaç aramasına bir şey demem. Hastalık çünkü Resulullah emretti sallallahu aleyhi Allah her derde deva indirdi. Allah'ın kulları Arayın. Bilen bildi, bilmeyen kaybetti. İlaç arasalar, mesela kansere ilaç arıyor. 50 sene arasa, ben buna fuzuli der miyim? Demem çünkü hadis diyor ki arayın. O ibadettir. Ama şimdi dünyanın başı nasılmış? Hiçbir kitapta yeri, yani arayın diye bir emir yoktur. Fuzuli. Ya sen iman et. Ya şimdi o işleri geç, boş ver. Ben şimdi deney yapıyorum. Ya namaz geçiyor. ya ne namaz abdest bu başka bir şey. Ben bunu bulursam şöyle köşeyi döneceğim, böyle atlatacağım. Ya lüzumsuz. Şimdi sen bu gece yas yıkıldın mı sana onu sorarlar mezara gittiği zaman. Dünyanın başına azıldı diye soran yok. Allah Allah. Daha kendi başından haberin yok sen. Ananın karnında nasıl doğdun oradan işe başlasan Allah'a bulursun ya. Çocuğun kalbinde Allah yazdığını görürsün ultrasonda ya. Ceninin duruşu bile lafsayı celal üzeredir ya. Sen ne avanak adamsın ya. Kendileri gibi de avanak milleti de bulmuşlar. Bu kadar paralar harcıyorlar. Bilmem neler harcıyorlar. Millet açlıktan ölüyor. Bunlar patlamanın ne zaman olduğunu bir de 17 milyar bilmem nokta 400 milyon sene evvel olmuş bilmem ne. Ya hiç böyle kitaplarda bir şey yok. Adem babamızın geldiği 7 bin senelik bir, bir macerası var. Adem babamızdan gerisi iki bin senede cinler bulundu. Ondan evvel ne zaman yarattım evle ama bu 17 milyarlar bilmem neler. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Yani Allah Teala ne vazife verdi, ne emretti, niye yarattı beni, ne istiyor benden? Hiç bu, bunu aramıyorlar. Onun için siz akıllı adamsınız. İbadet yapan adam akıllı adam demektir. Kur'an okuyan akıllı adam demektir. Hadis dinleyen akıllı adam demektir. Geri kalan. Yani ne yaptıkları belli değil. Şimdi bu melekler iniyorlar, safların arasına giriyorlar, namaza uyuyorlar. Ne oluyor? Bu noktada bir temas oluyor. Ne demek? Dokunma. Diyor ki hadisi şerifte, o melekler kime dokunursa, şimdi ya Melek gelir hususiz seni sever. Ne mübarek adamsın diye. Sana, seninle musafa eder, sana dokunur. Mübarek olsun. Ya da adam onlara dokunur artık. Saf arasındadır, secde ederken, ruku ederken, efendim, namaza girerken, çıkarken o meleklere dokunabilen öyle bir saadetle bahtiyar olur ki ondan sonra ebediyen bir daha bedbaht olmaz. Böyle büyük bir çadet, 30 mübarek gecede gecenin birinde mutlaka ki cemaata devam eden bir melekle temasa yani dokunmaya mazhar olacaktır inşallah. Bu boşuna değildir. Onun için bunu duyunca Hz. Ali Efendimiz'den Hz. Ömer Efendimiz ha dedi ki madem öyle biz e, cemaati toplayalım. Çünkü cemaatle olursak melekler cemaate iştirak ederler. Böylece bütün ümmet kazanır. O meleklere dokunurlar. Melekler onları musafaha ederse ebedi kurtulurlar. İşte bu sünnet böylece devam etmektedir. inşallah. Rabbimiz Tebareke ve Teala oruçları da bu teravihlerle kabul eder. Hadis-i buyuruluyor. İlâ sahidel meleku bis savmi. Melek orucu ilallah al, Allah'a yükseltiyor. Allah Teala yukarıda mıdır? Haşa, mekanda mıdır? Haşa, mekan ne? Zaman ne? Bütün bunlar biz sonradan yaratılanlar hakkında geçerli olan mefhumlardır. İşte o Big Bang dedikleri, patlama dedikleri meselede de, olayda. Ondan evvel. O hadiseden evvel. Madde yaratılmadan evvel zaman var mıydı? Zaman neye göre hesap ediliyor şimdi? Güneşe göre. Ay'a göre, değil mi? Burçlara göre, feleklere göre, ve güneşin ayın efendim burçlardaki menzillerine, dolaşmalarına göre, öyle değil mi? Sene bulunuyor, ay bulunuyor, hesap çıkıyor. Peki bunlar var mıydı ezelde? Yoktu. Bunlar sonradan yaratıldı. Peki bunlar yokken zaman var mıydı? Yoktu. Mekan var mıydı? Yoktu. Allah var mıydı? Vardı. E peki Allah varken zaman da yoktu, mekan da yoktu. Peki şimdi Allah'ın zamana mekana ihtiyacı olur mu? Olmaz. Çünkü zamanı mekanı yaratan odur. Onları yaratmadan evvel ihtiyacı yoktu ki şimdi ihtiyacı olsun. Orucu Allah'a yükseltir. Ne demek? Mevla'nın divanları var gökte. Dosyalarımız var semada. Ülleyin yüksekte 7. kat semada e, bu dosyaya amellerimiz yazılı. İnşallah tabi amellerimizden o dosyalara çıkmak e, çıkmayı hak edenler olur inşallah. Her amel yükseğe çıkmaz yarı yoldan döndürülen ameller var. Sahibinin suratına çarpılan ameller var. Bu hususta da uzun bir hadis-i şerif var. Yedi kat semadan döndürülen ameller var. Altı katı bile geçip de yedinci kattan aşağı indirilen var. Altı katı geçecek kadar kaliteli ama yedinci katta takılmış. Hatta yedi katı bile geçip meleklerin teftişlerini aşıp melekleri hayran bırakıp refakatçi yapıp Mevla'nın huzuruna kabul olunacak anda kıfû ve dribû bihâdel ameli ve sahibi durun alın bu ameli sahibinin suratına vurun buyurulduğu anda melekler de titreyip kalır ya Rabbi biz yedi katta teftiş kontroller var bunların hepsinden bu geçti bunda hiçbir sakatlık arıza çıkmadı gıybeti yok dedikodusu yok, hasedi yok, kibiri yok, fesadı yok, adam. Melek gibi adam. Bize göre diyorlar melekler ya Rabbi bu amelde eksik yok. Biz baktığımıza göre bu amel tamam. Ama Mevlane buyuruyor siz onun dışını teftiş edebilirsiniz. Ben kulumun kalbine vakıf oluyorum. Ben biliyorum ki onun niyeti ben değildim. Benden başkalarını da kattı o işin içine. Yani Yedinci katı geçip de oradan bile aşağı itilen ameller var. Her amel yükselmez. Bazı ameller kütürüm kalır, nursuz kalır, karanlık kalır. Bazı namazlar da öyle kabul olmaz. Onun için niye cemaate devam edelim diyoruz? Cemaate devam edenlerde kabul oranı çok yüksek. Neyin bereketi? Cemaatin bereketi. Yani sen tek başına reddolmayı hak etmişken Cemaat içinde mutlaka kabul olanlar vardır. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ümmetimden 40 kişi sayı veriyor. Bir araya geldiği zaman mutlaka içlerinde bir veli vardır. O kendini tanısa da tanımasa da bir veli. O mutlaka kabul olduğundan onun hürmetine de diğer cemaat ne olur? Kabul olur. Şanıma yakışmaz Allah buyuruyor. Birini kabul edeyim, öbürlerini reddedeyim. Ona bağışlarım. Onun için bu cemaat işi, hele Ramazan'da namazı cemaatle kılmak. Teravih demiyorum. Farz namazları cemaatle kılmak. Hadis-i şerifte teşvik buyuruluyor. Men salla rak'aten men salla fi Ramazan ma'a cemaatin Ramazan ayında kim cemaatle namaz kılarsa Allahu Teala bi kulli <Sessizlik> rak'atin medineten min nur her kıldığı rekata karşılık, tabi cemaatle kılınan rekatlar sayılıdır, teravih, 20 rekattır. Vitir de tabi cemaatle kılınıyor, Ramazan, Şerif, Nâsibet, onun ayrı fazileti var. Cemaat kitabında bunlar yazıldı, bilmiyorum okuyor musunuz, ne yapıyorsunuz? Cemaat kitabında cemaatle ilgili bir risale yazdık. Vitrin cemaatle kılınmasının özel bir fazileti var, vitrin. Onun ayrı bir müjdesi var, bunları bilenin hali başka. Ne alacağını bilmek lazım. Dünyada bir iş olsa hemen ne yapıyorsun? Getirisini hesap yapıyorsun. Bunları bilirsen teşvik olur. Yorgunluk gider. Kazancını bilirsin. Efendim, cemaatle kılana her rekatına mukabil ne verir Allah? Nurdan bir şehir verir. Nurdan bir şehir. Ne İstanbul'u ne Ankara'sı ne İzmir'i. Nurdan her tarafı nur cennette. Bir rekata bir şehir. Cemaatle kılınırsa. Ama bu nereye mahsus? Ramazana. Ha başka zamanda cemaatle kılsan sevabı çok. Ama Ramazan'da olursa ne var? Nurdan bir şehir var. Bu Ramazan'ın artıları var. Bunlardan istifade ediyoruz. Şimdi burada hangi meclistesiniz? İlim meclisindesiniz. Aynı zamanda zikir meclisindesiniz. Evet. Bu her zamanın faziletini ben size senelerdir anlatıyorum. Ama Ramazan olursa bunun ayrı bir fazileti var. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Men hadara meclisen min mecalisil ilim bir rivayet min mecalisi zikirdir fi ramazan kim ramazan ayında ilim meclislerinden bir mecliste bulunursa efendim diğer hadis-i buyuruyor zikir meclislerinden bir mecliste ramazan-ı şerif ayında bulunursa keteballahu lehu bi kulli kademin ibadeten Diğer rivatine vuruyor ibadete senetin şimdi adım attınız dönerken de atacaksınız Allah adımlarınızı zahet etmesin. Allah Teala okuluna her attığı adımına karşılık ne yazıyor bir sene ibadet yapmış cevabı yazıyor artık nereden geliyorsa ne kadar uzaktan geliyorsa o kadar ona göre faziletini katlıyor evet her adımına bir sene ibadet yazıyor. Dahası ve yekunu yevmel kıyameti ma'ye tahtel arş Kıyamet günü o kişi arşın altında benimle beraber olacak. İnşallah Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem arşın altında Haziratül Kudüs'te o kutsal avluda o teravihlerde bize iştirak eden meleklerle beraber İnşallah, inşallah. önümüzde ne günler var Önümüzde ne günler var, ne zor geçitler var. İşte bu oruçlar, bu namazlar, bu teravihler, bu katimler, bu mukabeleler yüzümüzü hak edecek inşallah. İşte ihlas olursa. Evet. Melek orucu Allah Teala'ya yükselttiği zaman Allah Teala sorar Ey oruç! Kulum sana ikram etti mi? Sana değer verdi mi? Ve kulu savunam ya Rabbi enzeleni fi yeşrafil mev'aduhu min nefsi. Evet Ya Rabbi. Beni kendince en değerli olan yere yerleştirdi. Ve vazani ala ma'idetil salati ve teravih. Beni namaz ve teravih sofrasına yerleştirdi. Ve kameyek dümuni. Kalktı bana hizmet etti. Efendim. Ve hafızı ayneyi Al haram ve al batıl. Gözlerini haramdan korudu. Kulağını batıl şeyleri dinlemekten muhafaza etti. Şimdi anladın mı? Eee. Oruca ikram neyle oluyormuş? Oruca ikram, Allah soruyor orucaz. Kulum sana değer verdi mi? Diyor, evet. Ne diyor? Bana değer verdi ne demek? Namazı kılarsa, namaz kılmadan tuttuğu oruç, oruca ikram etmiş, olmaz. Teravih kılmadan tutanın orucu, ikram edilmiş bir oruç, olmaz. Ondan sonra, gözlerini haramdan muhafaza etti. Efendim, haramlara bakan, haramları dinleyenlerin de orucu, bu değeri vermez. Böyle olursa fekullullah Teala Allah Teala da buyuruyor. Ellem unzilu bi maq'di sidqin ind melikin muqtadir. İşte bugün de ben onu o güçlü padişah olan zatımın nezdinde dost doğru bir makama yerleştireceğim. Sahtekar dünyadan ayrıldı, doğru cennete yerleş. Dünyanın her şeyi nedir? Sahtedir. Sağlığı sahtedir, gençliği sahtedir, lezzeti sahtedir. Her lezzetin akabinde mutlaka bir zahmet, bir sıkıntı vardır. Ne kadar lezzet alırsın yediğinden o kadar sıkıntısı vardır. Midende hazım sorunu vardır. Efendim şekerin kolesterolündür. İlla zararlarla, ziyanlarla, ağrılarla, sancılarla, dertlerle, kederlerle mahlut, halta olmuş, karışmış bir hayattayız. Onun için her zevki sahtedir. Zenginliği sahtedir, güzelliği sahtedir. Hangi zengin devam etti zenginliği. Hangi güzelin güzelliği bozulmadı? O zaman buna ne derler? Sahte derler. Ama ben bugün onu o güçlü padişah olan zatımın nezdinde dost doğru bir makam olan efendim cennete yerleştireceğim. İnşallah oruca ikram edelim, değer verelim. İşte bu teravihler de ona yapılan tazimi gösteriyor. Allah Teala böylece lütfu keremiyle Cümlemize muamele buyursun. Kaçıncı gece oldu bu gece? Ortasına geldik. Başı rahmet, ortası mağfirettir. Ortası mağfiret fastına. Eriştik elhamdülillah. Mağfirete de erişiriz inşallah. Onun için günde her gün yüz kere ne okuyoruz? Ya ghaffara zünub. Ey günahları çokça affeden Allah diye dua ediyoruz. Böylece her gecenin ayrı ayrı fazileti var. Bu gecelerde mesela ne dedik? Teravihin ilk gecesinde anasından doğmuş gibi oluyor. İkinci gecesinde ana babası affoluyor eğer Müslüman salar. Üçüncü gecesinde melekler ona nida diyor. Arşın altından İsteyni fil amel fekad leke min Yeniden defter açıldı sana. Geçmiş günahın bağışlandı. Sıfırdan başla. Dördüncü gecesi teravih kılanlara verilen fazilette Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an'ın tamamını hatmetmiş sevabı ihsan. Beşinci gecesinde Allah Teala ona ne veriyor? Mescidi haramda, Kabe'de. Kim? Artık milyonlar kılıyor. Mescidi Medine'de, Ravza-i Mutara'da ve Mescidi Aksa'da kim namaz kıldıysa şimdi değil, bugüne kadar. Kim kıldıysa hepsinin sevabı. İhsan ediyor. Efendim böyle bir zenginlik var. Altıncı gecesi de Allah Beyt-i Mamur'u tavaf edenler. Beyt-i Mamur neresi? Yedinci kaç semada meleklerin tavaf ettiği Kabe'nin hizasında akıktan bir bina. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi içine girdi. Beyt-i Mamur'u tavaf eden melekler her gün kaç melek tavaf ediyor? He? Yetmiş bin melek. Bir daha kıyamete kadar onlara sıra gelmiyor. Ha? Bunları eski sohbetlerden kafanızda bulundurun. Her taş kerpiç tuğla bile onun günahları için istiğfar ediyor. Yedinci gecesi teravihte Musa Aleyhisselam'a yetişip Firavun'a, Haman'a karşı ona yardım edenin sevabını alıyor. Allah. Çok ilginç ilginç sevaplar veriyor allah Teala. Sekizinci gece Allah. Sekizinci gece geçti. Hangi geceydi? Tabi şu anda tam hatırlamıyorum. Sekizinci gece Bedir savaşına kavuşmuş gibidir diyor. Allah Allah şunların manasını anlıyor musunuz? Şimdi size Ankara'ya gelmesin. Teravih size nasıl bir neşe ve takat ve güç versin teravih. Ne mübarek bir namaz. Ve hatta allah Teala ma ata İbrahim Aleyhisselam. Allah İbrahim Aleyhisselam'a ne verdiyse ona da verecek diyor. Verir Allah. Dokuzuncu gecesi efendim Tevbekar Davud Aleyhisselam'ın ibadetiyle Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerini yapmış gibi olur. 10. gece Allah Teala ona dünya ve ahiret selameti ihsan eder. Dünya ve ahiret hayırları nasip eder. 70 bin kişiden fazlasına şefaat hakkı alır. Ama bu tabii ki herkesin teravisi de böyle olur mu? Olmaz. Herkes böyle teravih kılmıyor ki. Bu makamları kazandıracak teravi her kula nasip değildir. Onun için İmamın takva olmasına dikkat edilse sakallı bir tutam, sakallı da bir tutam ha. Kısa sakal meselesinde bile bir tutam kadar sevap. Yok, bir tutam ne demek? İşte bu. Elin avucu bir tutam olanın imamlığının fazileti fazladır. Kısaltanınkinde de ne var? Kerahat var. Onun da kıldırdığı mekruh Bunları doğruyu söylüyoruz. Dokuz köyden Hangi imam şimdi sever beni? Hangi imam sever beni şimdi? Ama ben ne yapayım? Ben bunu kitapta gördüm 30 sene evvel ya. Bunun kendi kıldığı namaz bile diyor kısa sakalda olsa mekruhtur. Kendi kıldığı mekruh olursa kıldırdığında nasıl yapacağız şimdi? E biz abdest meselesi başlı başına bir mesele. Taharet meselesi başlı başına bir mesele. Yani nasıl olacak? Onun için tabii ki biz yine cemaattan ayrılmayalım ama hıyar alırken seçiyorsunuz. İmama uyarken de seçin diyoruz. Diyoruz ama onlar da seçiyoruz diyor. Niye göre seçiyor? 12 dakikada kıldırana göre seçiyor. <laughs> Kim daha çabuk kıldırıyor? Gidiyor onu buluyor adam yani. Nerede? Adam Allah kabul etmiş mi diye derdi bu değil ki. Adamın derdi teraviye gittim mi gittim? Erken çıkıp çay içecek. Ya böyle iş olur mu ya? ya. Kaçıncı gece dediniz bu gece? Yarın kaçı? Yarın 12 ise bu gece 12. gece mi? E 12'ye kadar gelelim o zaman. 11. gecenin müjdesi yani dünkü gece miydi? Evet. Allah Allah. Yahrucu min dünya rayyanen ve murru ala sıradı kel barkil Dünyadan suya kanmış olarak çıkacak. Ölürken susuzluk çekmez. Sırattan da şimşek gibi geçer. İnşallah dün gecenin faziletiymiş o. 12. gece bu mübarek gece 12'ye çattı cuma gecesi. Yektubullahu le ve ecra ve seb'ine umreten mekbuleten. Allah Teala ona kabul edilmiş 70 hac 70 umre sevabı verir. 70 hac 70 umre ama kabul edilmiş. Bu kabul edilme meselesi her hacca gidiyor adam kabul müdür? Burada kabul edilmiş şartı var. Ya ve ca'a yevmel kıyameti kameri Leyletel Bedri Kıyamet günü nasıl gelecek? Dolunay Gecesi gibi. Ahirette nasıl gelecek? Yüzü dolunay gibi nurlu olarak Gelecek. Evet. Yarınki gece Hangi gece? 13. gece. Cevabı nedir? Mescid-i Eksa'yı mamur etmiş Efendim Ve Orada bulunan peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle komşu olmuş mükafatını alır. Kıyamet günü bütün belalardan emin olarak gelir. 14. gece 14. gecede acayip bir iş var. Nedir o? Kadir gecesine yetişip de Hacerül Esvet'le makamı İbrahim arasında sabaha kadar kılmış gibidir. 14. gece bunda iş var. Melekler gelirler ahirette teravih kıldığına dair şahitlik ederler. Kıyamet günde Allah onun hesabını hiç zora sokmaz. 14. gece. 15. gece tam ne gecesi? Yarı. Gece. Yarı gecelerde çok mübarektir. Recep'in yarısı, Şaban'ın yarısı. Ama bu 15. geceler çok faziletlidir. Allah Teala duasını kabul eder, muradını ihsan eder ve vasfedileceklerin tarif edemeyeceği kadar mükafatlar ihsan eder. Melekler ona salat eder, feyiz yağdırır. Arşı taşıyan melekler, kürsüyü taşıyan melekler hep ona dua ederler. 16. gece teravihin faziletine erenler kabirlerinden çıkarken buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammed abduhu ve kelime-i şehadetle kabirden çıkmak nasip olur evet Allah Teala cehennemden beraat ve cennete girme beraati kendisine kaydeder 17. gece buluşmak üzere 17. gece derken teravihe devam ediyorlar. Hatme devam eden kardeşlerimiz devam ediyorlar. Sohbet olarak söylüyorum. Sohbet ve bedir, Bedriye okuyacağız. Bedriye. İsimlerini okuyacağız inşallah. Rahmet yağacak inşallah. 17. gece ye kavuşanlar, teravih namazında buluşanlar la yahrucu mined dünya hatta yara makamı fil cenneti cennetteki makamını görmeden ölmez ve üpâ misle ya peygamberlerin sevabının bir misli de ona lütfediler. Bu 17. gecede çok kazanacağız inşallah. 18. geceden itibaren oradan da faziletlerine devam ederiz. İnşallah efendim sizi böylece teşvik edelim ki eee Allahu Teala yorgunluklarımızı gidersin. Tembellik halini bizden kaldırsın ibadetine karşı bize yardım etsin. Evet. Ve bu mübarek cuma gecesi Cuma günü, yarınki mübarek Cuma gününde Allah Teala cümlemizi cehennemden azade eylesin. Kaç saat oldu biz buraya girdik? Dokuzda mesela başladıksa şimdi ne oldu? İki buçuk saat. Bu ne gecesi? Cuma gecesi. i̇bn Abbas radıyallahu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor. Lillazi kulli leyleten min seher Ramazan'da iftarda 1000 atik'ten nar'dan iftar saatinde Ramazan ayının her gecesi iftar saatinde kaç kişi cehennemden azat oluyor? 1 milyon cehennemlik o iftara kavuşmadan ölseydi cehennemi hak etmiş idi ama her akşam 1 ne oluyor azat olunur. Fe iza kanet cum'a cuma gecesi olduğu zaman işte bu gece. اَعْتَقَ ف۪ي كُلِّ سَاعَةٍ اَلْفَ اَلْفِ عَت۪يقٍ مِنَ النَّارِ كُلُّهُمْ اِسْتَوْجَبُ النَّارِ Saat başı bir milyon cehennemlik azat oluyor. Ve bu bir milyonun hepsi de cehennemi hak etmişti. Bugüne kavuşmadan, bu cuma gecesine kavuşmadan ölse cehenneme gidecek. Fakat bu cuma gecesinin fazileti bereketine kavuşmak suretiyle. Ne oldu? Saat başı bir milyon azat var. E şimdi tabii ki bu bir milyon azatlılar nerede? E mutlaka ki namazlarda, secdelerde, rükûlerde, teravihlerde bulunanlardan olur bunlar tabii ki değil mi? Akşamı kılmamış, yatsıyı kılmamış, teravih hiç kılmamış. Ondan sonra oturmuş dizilerin başına film seyrediyor. Böyle bir milyon azad olana girer mi bunlar? Girmez. Onun için biz yerinde bulunduk. İnşallah bak burada kaç saatimiz burada geçti. Bu saatlerden biri 1 bir milyon, her saatte 1 milyondan e, bizim gibilerde istifade etmiştir, itikad ediyoruz. Ümit ediyoruz ancak Rabbimize itimat ediyoruz. Bu yüzden bu gece mutlaka af oluruz inşallah. E, tabii gecelerin de kısa olması e, sebebiyle e, burada saat başı 1 milyondan hesap ediniz. Ama mutlaka geçen cumada geçti, bu cumada da biz azat olunanlar listesine alınmışızdır inşallah. İnşallah alınmışızdır. Çok önem verelim bu işe. Çok önem verelim. Eğer cehennemden azat olmadıysak biz çay içmeyi hak ettik mi? İftara hak ettik mi? Meyve yemeyi hak ettik mi? Dondurma yemeyi hak ettik mi? Oturuyorsun ha, ha hi hanım canım nasılsın iyi misin? Gel çocuğum seni seveyim. Halbuki ölsen cehenneme gideceksin. Ölüp de cehenneme gidecek durumdaki bir adamın ha ha hi yapacak hali mi var ya? Biz ne durumdayız? Biz berat almış mıyız? İşte biz fırsat kolluyoruz. Biz fırsatçıyız. 13. Cuma gecelerine değer veriyoruz. 13. Cuma gecelerinde sohbete devam ediyoruz. Kaça patlarsa patlasın. Çünkü bizim derdimiz bu cehennemden berat almak. Bir saate denk geleceğiz biz. Ha, ama bu yolda olan denk gelir buna. Öbür türlü efendim yemek içmek sofra başında bu müjde yok. Ama iftar saatinde var. O da neden? Oruç açılırken yapılan dua ve istiğfarlar nedeniyledir. Yoksa bazıları ne yapıyor? Orucu alışkanlık haline getirmiş. Efendim bunlar gafil insanlar zikretmiyorlar, hiç Allah'ı hatırlamıyorlar, hiç af istemiyorlar. Allah Allah. Nice oruç tutanlar var, boşuna aç kalıyorlar. Susuk kalıyorlar. Neden? Adam diyor ki şeriatta çok yanlışlar var. Bu adam ilahiyatta profesör. Bundan Diploma almadan adam müftü olamıyor. Adam müftü olamıyor bundan diploma almadan. Bu adam şerata yanlış var diyor Allah'ın dinine. Bu adam oruç tutsa ne olur ya? Onun için hadis-i şerifte "Kemmin saimin leise min, min sıyam Nice oruç tutanların yanına açlık susuzluk kar kalır. Başka hiç mi sevabı? Yoktur. Nice mukabele okuyan, Kur'an dinleyenler hatimibanların Kur'an lanetçisi olur. Evet, nice teravih kılıp teheccüd kılanların boşuna yanına uykusuzluk kar kalır. Neden? iman yok ondan. İman yok ondan. Ali Aydar Efendi Hazretleri Fatih Camisi'ne girip de secdede millet namazdayken niye bağırıyordu ki alnı secdedeki kafirler kaldırın kafanızı. Niye? Diyorum sana iman etmemiş. Şerata inanmıyor, helala inanmıyor, harama inanmıyor. Allah buyurdu diyorsun, bu zamanda olur mu diyor. E bu adam ne, ne oruç tutuyor, niye oruç tutuyor? E ama biz öyle değiliz, biz imanlıyız, biz inanıyoruz elhamdülillah. Allah ne buyurduysa, Rasulü ne duyurduysa, şartsız, seksiz, şüphesiz iman ettik elhamdülillah. Evet, bu imanlarımızı tazelemek üzere, Ramazan'da iki şeyi çoğalt, dört şeyi çoğaltın, ikisi şehadet ve istiğfar. Bu imanlarımızı da tazeletmek üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Evet.